Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün Vakıf Genel Müdürlüğü bursu hakkında bilgi vereceğim. Bu burslar sonra ne zaman başlar? Burslar sonra kimde başvuru yapabilir? Yani ne kadar başvuru yapabilir? Ne kadar kayıt yaptırabilirsiniz? Yani kimlere çıkar, kimlere çıkmaz? Yani bunun hakkında biraz size bilgi vereceğim. Buna geçmeden önce kanalımıza abone olup ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar bir kere teker teker maddeler haline geldi. Bunu tabi sizin isteğiniz doğrultusunda çektim. Sizin sorduğunuz sorulara baz alaraktan biraz gittim. Biraz da kendi ekleme önerimi yaparaktan bir slayt oluşturdum. Öncelikle de burs miktarı ne kadar? Arkadaşlar 2020-2021 eğitim yılında orta öğretim öğrencilerine 75 TL, yüksek öğretim öğrencilerine yani üniversite öğrencilerine 300 TL, Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL burs verilmesi planlanmaktadır. Şimdi tabi bazı arkadaşlar abi neden yabancılara 600 TL veriliyor? Yani arkadaşlar bunu da Vakıf Genel Müdürlüğü'nün yani kendisine sormanız lazım. Çünkü cidden hani Türk vatandaşında 300 TL yabancı uyruklu 600 TL yani burası da biraz garipmiş. Ama neticesinde şu anda lisede okuyan öğrenci 75, üniversitede okuyan 300, üniversitede okuyan yani yüksek öğretim yapan yabancı öğrenciye ise 600 TL verilmektedir. Vakıf Genel Bursu. Arkadaşlar şimdi bunların bir yardım başvuru tarihleri var. Yani başvuru tarihi var. Neyse orta öğretim dediğimiz yani neyse. Başvuru tarihi 1 Ekim ile 15 Ekim arasında Vakıf Genel Bursu'na. Bu arada başvurusu başladığında ben buraya gibi bu video atacağım. Tekrarlıyorum. Bununla ilgili ben bir video atacağım. Hani başvuru başladığında. Yani nasıl başvuru yapılır diye. Yüksek öğretim öğrencileri ise 15 Ekim ile 30 Ekim arasında başvuru yapabiliyor. Yabancı uyruklu öğrenciler ise 15 Ekim ile 30 Ekim arası. Tekrarlıyorum. Orta öğretim, lisede okuyan öğrenciler 1 Ekim ile 15 Ekim. Yüksek öğretim okuyanlar, yüksek öğretimde okuyanlar 15 Ekim ile 30 Ekim. Yabancı uyruklu öğrenciler ise 15 Ekim ile 30 Ekim arasında veriyor arkadaşlar. Ekim'in tarihleri arasında veriyor. Dediğim gibi buna ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Sizi bilgilendireceğim. Hani nasıl başvuru yapılır diye. Takipte kalmanız yeterli. Burs miktarı ne kadar dedik, tarih gösterdik. Şimdi kimde yüksek öğretim başvurusunda yararlanamaz arkadaşlar? Vakıf Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Burs Yönetmeliği'nin burs veremeyecek öğrenciler başlığı 5. maddesinin 1. fıkrasına göre sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya geliri sahip öğrencilere verilmez. Yabancı uyruklu öğrencilere arkadaşlar verilmez. Bakın şurada, bakın şöyle göstereyim. Bakın burada diyor ki Türkiye'de yüksek öğretim okuyan. O yüzden arkadaşlar hani Türkiye'de eğer okumuyorsa bu öğrenci hani burada takılmış olabilirse o yüzden söyledim. Yani yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye'de okumuyorsa onlara da verilmez. Türkiye'de okumak şartı var. Polis akademisiyle askeri okul öğrencilerine verilmiyor. Ekstra öğrenim gören öğrenciler arkadaşlar yani üniversite bitirmişsiniz tekrar okuyorsunuz ya da dönemi uzatmışsınız böyle kişilere de verilmiyor. Yüksek lisans ve doktora okuyan öğrencilere de verilmiyor. Kamu kurumlarında karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere de verilmiyor. Genel müdürlükte muhtar aylığı alan öğrencilere verilmiyor. Bir önceki eğitim yılında genel müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olmak nedeniyle bursu kesen öğrencilere yüksek öğretim bursu verilir. Yani arkadaşlar siz buna başvuru yaparken sizin dersleriniz güzel olması lazım eğitim sisteminiz kötüyse, ortalamanız düşükse bursunuzu kesiyorlar bir de başvuru yapamıyorsunuz. Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasına göre genel müdürlük bağlı olduğu bakanın onayıyla Türkiye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilerin genel müdürlükle belirlenecek bursun kontenjanı %10 kadar kontenjan ayırılarak burs verir. Yabancı uyruklu öğrencilere arkadaşlar %10 kontenjan açılıyor ve bu %10 kontenjanla şu gösterdiğim 600 TL veriliyor. Neticesinde şu gen harfi dışındaki şu A'dan G'ye kadar ki şeyler sizin için sizde varsa yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani işte bir işte çalışıyorsanız da polis akademisine ya da askerlikte falan okul öğrencisinin ek dönem uzatmışsanız da yüksek lisans ya da doktora okuyorsanız da kamuda eğitim ya da burs alanında alıyorsanız da bir şeyler başvuru yapamazsınız. Peki yüksek öğretim kredi ve itlak kurumu KYK burs almak vakfının genel müdürlüğü yüksek öğretim bursuna yararlanmaya engel mi? Arkadaşlar siz eğer KYK başvuru yaparsanız engel. Ya kredi ya burs ya arkadaşlar KYK başvuru yaparsanız buna başvuru yapamıyorsunuz. Buna başvuru yaparsanız KYK başvuru yapamıyorsunuz. İkisinden bir tanesi seçmeniz lazım. KYK başvuru yapmadan normalde arkadaşlar bu vakıf genel müdürlüğüne başvuru yapıyor. Ha ikisine başvuru yaparsınız.
KYK'da size kredi çıkar, burada size burs çıkar, KYK'daki hakkınızdan vazgeçersiniz, buna başvurun. Yerinizde olsam ikisine başvuru yaparım. Hangi mesela öne göre KYK'da kredi mi geldi? Diğerine bakın. Diğerine eğer burs gelmezse KYK'dan vazgeçerim, iptal ettiririm. Yok KYK'da burs mu geldi, VGM'yi iptal ettiririm. Yani öyle bir hakkınız var. Yani ikisine başvuru yapacaksınız ama birini seçeceksiniz arkadaşlar. Bu bilgi demiş olalım. KYK burs almak arkadaşlar, eğer burs alıyorsanız ya da kredi ediyorsanız KYK'da alamazsınız. Yani engellidir. Vakıf Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Burs Yönetmeliği'nin 5. maddesi F fıkrasına göre kamu kurumlarında karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenci yüksek öğretim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle kurumumuzun burs başvuru sonuçları KYK'nın burs başvuru sonuçlarının açıklanması ardından duyurulmaktadır. Yani her zaman KYK'nın başvuru sonuçlarına soru açıklanıyor arkadaşlar. Hem KYK hem de Vakıf Genel Müdürlüğü'nün burs başvurusu yapılabilir. KYK burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamaması bakılmaksızın Vakıf Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Burs Başvurusu iptal edilir. Ve halen Vakıf Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Bursu almakta olan öğrenci ise bursları kesilir. Bakın burada dediği gibi ikisine de başvuru yapabilirsiniz ama örnek veriyorum KYK'dan devam ederseniz ve taahhütnameyi imzalarsanız bakın nerede taahhütname? Taahhütnameyi imzalarsanız bu şeyin Vakıf Genel Müdürlüğü'nün başvurusu iptal olur. Yok KYK taahhütnameyi imzalamadınız, istemediniz. VGM'yi beklediniz. VGM'ye başvuru yapıp da alabiliyorsunuz. İkisinden birini seçmeniz lazım. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yükler Kurumu'nun KYK öğrenim kredisi almak Vakıf Genel Müdürlüğü'nün yüksek öğretim bursundan yararlanmaya engel mi? Hayır arkadaşlar. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıf Genel Müdürlüğü yüksek öğretim bursundan yararlanabilirler. Tekrarlıyorum. KYK'dan bakın kredi arkadaşlar. Burs değil. Bakın kredi. Burs değil. Eğer KYK'dan burs alırsanız da bu vakıftan alamıyorsunuz. Ama vakıfta KYK'da burs, kredi burs değil de kredi alırsanız da vakıftan burs başvurusu yapabiliyorsunuz. KYK'da öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıf Genel Müdürlüğü yüksek öğretim bursuna yararlanabilirler. Yani siz KYK başvuru yaptığınızda burs çıkarsa bu Vakıf Genel Müdürlüğü'nün bursundan yararlanamıyorsunuz. Ama KYK'ya başvurdunuz, size kredi çıktı. Kredi çıktığında Vakıf Genel Bursu'ndan yararlanabiliyorsunuz. Yani Vakıf Genel Müdürlüğü diyor ki KYK'daki bursu değil, kredi sana çıkarsa ben sana para veririm ama burs çıkarsa ben sana para falan vermem. Neticesi bu. Burs başvurumu yapmadan önce nereye dikkat etmeliyim? Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için başvuru kılavuzları hazırlanmıştır. Bu burs başvurusu giriş ekranlarında başvuru kılavuzuna erişebilir ve başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz. Ben dediğim gibi arkadaşlar bu burs başvuru başladığında size ayrıntılı bilgi vereceğim. Hani o yüzden takipte kalmanızı istiyorum. O yüzden hani takipte kaldığınızda ben bu başvuru nasıl yapılır? Beraber size kılavuzu inceleyeceğim ve ne tür avantajları, ne tür dezavantajları var. Bunun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi tek isteğim takipte kalmanız. Burs başvurusu nasıl yapılır? Bir tane bununla ilgili bir video atacağım sonradan başladığında. Vakıflar Genel Müdürlüğü Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Burs Başvuruları Kurum web sitesi olan www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek orta öğretim eğitimi yardım başvuruları gerekse yüksek öğretim burs başvuruları her eğitimin yılının başında genel müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Yani önce size gösteren tarihler arasında. Başvuru şekli ve zamanı genel müdürlüğün vgm.gov.tr adresi sitesi üzerinden başvuru başlama tarihi en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine vgm adresi üzerinden açıklanmaktadır. Dediğim gibi arkadaşlar ben zaten bu başladı mı nasıl başvuru yapılır, nasıl tercih yapılır, size onun hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Hani tekrar diyorum, tek dediğim hani takipte kalmanız. Çünkü ben bununla ilgili sadece size bir ön bilgi vermek istedim. Vakıf Genel Bursu'nun nasıl bir şey olduğunu. Bunun hakkında biraz bilgi vermek istedim. O yüzden bunu attım. Nasıl kimle başvuru yapabilir, kimle başvuru yapamaz. Onun hakkında da biraz bilgi vereyim dedim. Ona göre yani vakıfa başvuru yapacakları aklında bir köşede kalsın. Yapamayacaklar. Ha ben burada da yapamıyordum. Bakıma gerek yok diyebilsin. O yüzden kaçak takipte kalmanızı istiyorum. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ne zaman ödenir? Arkadaşlar burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları sonuç açıklandıktan hesap açım işlemi tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayında ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır arkadaşlar. Yani Ekim ayından ödeme yapılacak aya kadar devam eder arkadaşlar. Yani burs başvurunuz eğitim seviyenizin düşmediği sürece yani bir kez de uğramadığı sürece
eğitim süreni bitene kadar vermeye çalışılıyor. Alırsınız arkadaşlar, bilginiz olsun. Arkadaşlar kusura bakmayın, bağlantı gitti az önce. Ben bu videoda ekleme yaparım. Nerede kalmıştık? Nasıl yapılabilir dedik. Burs almaya kadar öğrenmeyi anlattık. Arkadaşlar burada kaldık. Özür dilerim tekrar arkadaşlar. Bağlantım gitti. Başvurular nasıl sıralanmakta arkadaşlar? Başvurular sıralanmaktadır diye bir soru gelmişti bana. Yüksek öğrenim burslarında başvuruların Vakıflar Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Burs Yönetmeliği'nin ek 2 değerlendirme cetveline göre puanlanması sonunda sıralanan yüksek puandan düşük puana göre yapılır. Başvuru yapan eşit olan öğrencilerin sınıfa küçük olan öğrenciler yine eşit olması halinde, yaşı küçük olan öğrencilerin yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenci sıralamada önde yer alır. Arkadaşlar bu daha çok vakıflarda bu öğrencilerin eğitim durumları var, yani bu şey sonuçları var. Puanları var. Özellikle bu detaylı altında puan var. Bunu etkilemektedir. Bu yüzden sıralamayı da o etkiliyor. Özellikle eğitim seviyeniz ve eğitim durumunuz Vakıf Genel Müdürlüğü'nde çoğu etkiliyor arkadaşlar. Eğitim durumunuz ve seviyeniz ne kadar iyiyse vakıftan burs almanız o kadar yüksektir. Bu bilgi demiş olalım. Başvurun. Tabii arkadaşlar yani benim eğitim seviyem düşük, ben başvuru yapamam diye düşünmeyin. Yani eğitim seviyeniz düşükse de başvuru yapabiliyorsunuz. Hani bir yanılgı oluşmasın. Eğitim seviyeniz düşükse de başvuru yapabiliyorsunuz. Ama burada hani daha çok hani eğitim seviyesi yüksek olanlara veriliyor ama eğitim seviyesi düşük olanlara da aldığına şahit olmuşum arkadaşlar. Bu tamamen şansa bağlı bir işlem. Başvurumda iletişim bilgileri neden doğru vermeliyim? Burs başvurularına kadar burs başvurularında iletişim bilginiz olarak sizlerden e-posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi bilgi istenmektedir. Burs başvuruları değerlendirmek sırasında ve burs kazanılması halinde yapılması gereken işlemler için bölge müdürlüklerimizce belirli zamanlarda sizlere iletişim geçirilmektedir. Bölge müdürlüklerimiz sizlere telefon, kısa mesajla mesela yazışma ya da e-posta ile iletişime geçebilir. Bu nedenle vermiş olduğumuz iletişim bilginizin tamamının doğru ve kullanılır olması önemlidir. Yani arkadaşlar bilgilerin doğru olması lazım. Resmi bir kurum olduğu için size arada bir iletişime geçiyorlar. Hani bir eksiğiniz, bir sıkıntınız falan var mı diye. Hani paranız yetiyor mu diye, yetmiyorsa ekstra yardım da yapabiliyorlar arkadaşlar. Yeter ki okuyun diyorlar arkadaşlar bu Vakıf Genel Müdürlüğü. Bu yüzden arkadaşlar da güzel bir yanı da var. Hatırı hala size arayıp hala hatırınızı soruyorlar. Paranız size yetip yetmediğini, ihtiyacınızın olup olmadığını, ekstra bir ihtiyacın olup olmadığını gibi bilgiler de soruyorlar. Bu kadar arkadaşlar. Elimizden geldiğince Vakıf Genel Müdürlüğü'nün bursunu anlattım. Kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenirseniz sevinirim. Tabi bu Vakıf Genel Müdürlüğü'nün şöyle bir başa alalım. İşte şu tarihleri tekrar göstermek istiyorum. O tarihlerde üstüne basa basa söylediğim arkadaşlar bakın şurada. Orta öğretim 1 ile 15 Ekim, yüksek öğretim ise 15 Ekim ile 30 Ekim, yabancı uyruklar ise 15 Ekim 30 Ekim. Bu 2020-2021 tarihleri arkadaşlar. Yani bu yıla ait bunlar bu tarihlerde başlayacak. Yüksek öğretim ile orta öğretimlerin arasındaki fark, orta öğretim bitiyor, yüksek öğretim başlıyor arkadaşlar. Orta öğretim dediğim gibi 1 Ekim ile 15 Ekim, yüksek öğretim ise 15 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında vakıf genel burslarına başlayabiliyor. Dediğim gibi orta öğretim öğrencileri 75 TL, yüksek öğretim yani üniversite öğrencileri 300 TL, yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ise 600 TL. Vakıf Genel Müdürlüğü burs vermektedir. Tabi siz de aynı dediğim gibi bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarınız burada bize kızacaktır. Abi işte niye yabancı çocuklara bu kadar para verildi? Biz bunu yorumla kısımdan sizinle tartışalım arkadaşlar. Bu olmazsa sizinle beraber bir kampanya düzenleriz. Hani bize niye az, onlara niye çok diye. Olmazsa bir kampanya düzenleriz arkadaşlar. Emin olun o kampanyamıza dikkate alacaklardı. Şikayetiniz falan varsa yorumla kısımdan belirtirsiniz. Ben şikayetlerinizi dikkate alıp yetkili merceklere ulaşıyorum arkadaşlar. Yani hiç kimsenin şikayeti boşa gitmiyor benim gözümden. Herkesin şikayetini ben ilgili birimlere hani söyletiyorum arkadaşlar. İletiyorum. Bu yüzden sizin de şikayetiniz ve isteğiniz varsa yorumlar kısmına belirtin. Ben hepinizin görüşünü dikkate alıp hepinize cevap veriyorum arkadaşlar. Takıtta kalmaz dileğiyle. Bu da videoda gelmeye devam edecektir. Son bir şey daha. Vakıf Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladığında nasıl başvuru yapılır? Şartlar hakkında daha genel bir video atacağım. Takıtta kalmaz dileğiyle. Hoşçakalın.